başlayacağız. Peki bu veriler bize ne ifade ediyor? ALB Forex araştırma uzmanı Enver Erkan telefon hattımızın diğer ucunda. Efendim günaydın, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, günaydın, hoş bulduk. Bugün piyasalar bu verilerle güne başladı. Peki hem bugünü hem de haftayı değerlendirecek olursak beklentiler hangi yönde? Tabii şimdi özellikle geçtiğimiz haftaya bakacak olursak Türk lirası cinsi varlıklar açısından iyi bir hafta geçmiş olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Amerika'dan gelen verilerin yakın zamanda bir Fed faiz artışına işaret etmemesi gelişmekte olan ülkeler tarafında olumlu fiyatlamaların görülmesini sağlamıştı. Ve bu bağlamda baktığımızda Borsa İstanbul'da hafta boyunca yükseliş ve dolar TL kurunda da geri çekilme görmüştük. Sadece haftanın son işlem gününde bazı haberlere yukarı yönlü bir tepki gelmiş olduğunu gördük kurda ve Borsa İstanbul'da haftayı 78.000 seviyelerinde kapatmıştı. Şimdi ilk açılışlara bakıyoruz. Yine baktığımızda Borsa İstanbul'da yukarı yönlü bir açılışta 79.000 seviyeleri üzerindeyiz. Aynı zamanda bugün baktığımızda haftanın belki de en önemli gelişmesi olabilecek Çin'in 3. çeyrek büyümesinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Bu hafta biraz daha ekonomik veri açısından sakin geçecek. Hafta ortasında Türkiye Merkez Bankası'nın faiz kararını oldukça önemli olduğunu görüyoruz. Merkez Bankası'nın herhangi bir politika değişikliği beklememekle beraber özellikle karar metninde Türk lirasını koruyucu ifadeler görmek isteyebilir piyasalar. Bu nedenden dolayı da reaksiyon yine olacaktır diye düşünüyorum. Şu an Borsa İstanbul'da 80.000 seviyesi önemli bir eşik halinde. Eğer ki aşılamazsa realizasyon gelip gelebilir. Aşılırsa yukarıda 82.500-84.000 seviyeleri yeni direnç noktaları olarak görünüyor. Kur tarafına baktığımızda ise şu anda 2.89-2.88 seviyelerinde bir hareketlenme olduğunu söyleyebiliriz. Nispeten sakin başladı haftaya. Bu seviyeler aşağısında 2.87 önemli bir destek seviyesi. Kurda geri çekilmenin devam edebilmesi için bu seviyenin aşağı yönlü kırılması gerekiyor. Yukarıda ise 2.90 seviyesi şu anda önemli bir direnç noktamız olmuş durumda. Özellikle 2.90'ın aşılması halinde kurda tekrardan yukarı yönlü bir eğilim hafta içerisinde görmemiz mümkün olabilir. Enver Erkan, teşekkür ederiz. Piyasaların yeni haftaya ve yeni güne başlangıcı ile ilgili ayrıntıları bizlere